arkadaşlar. Bugün yanımda çok sportif, çok değerli bir konuğum var. Hoş geldin Rüya. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İsmin ne kadar güzelmiş. Çok mersi. Senin de öyle. Julia. Aynen. Ben tabii Julia diye şey. O da ben de hep herkes öyle söylüyorum. İşte Julia Roberts diye bir oyuncu var ya, onun gibi yazılıyor falan. Ama Julia diyen de çok. Hadi ama aynen. Kolay yani, Türkçe'de. Starbucks'ta kahve aldığımda Julia yazıyor. Bugün biz yağmurlu bir İstanbul günündeyiz. Bu sabah aslında 10K koşmayı planlıyordum. Onu iptal ettim. Ama yine de bugün seninle biraz koşudan bahsetmek aynen, istiyoruz. Aynen, ben de şey yaptım. Biraz kuvvet antrenmanı yaptım gelmeden. O yüzden böyle şimdi kahve iyi geldi. Aa, süper. Seni tanıyalım biraz. İstanbullusun. Aynen, İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ondan sonra biraz Amerika'da yaşadım 5 sene falan. Şimdi burada çalışıyorum. İşte grafik tasarım ve böyle augmented reality yapıyorum. Ama tabii böyle koşu hani hayatımın en büyük parçalarından, koşu ve spor daha doğrusu. Koşu tam böyle yarışları falan biraz azalttım birkaç senedir ama yani her zaman hayatımda olan bir şey. Niye azalttın? Sağlık problemin yoktu umarım. Yok, hayır yani böyle kuvvet antrenmanı daha çok yapmaya başladım bir dönem. İkisi bir arada çok zor oluyor. Yani yarışa hazırlanmadığım dönem çünkü hani halter yapıyorum, crossfit yapıyorum mesela. Ağırlık oluyor, çok fazla zorluyor falan. Evet, ben seni takip ediyorum. Hayvan gibi yapıyorsun diye biliyorum. Affedersin ama çok yani zor benim. Yani yok böyle ya. Şey. Yani alışmakla alakalı yani. Hani. Push-up'lar falan. Aynen. Ben ne zamandır koşuyorsun peki? Ya 12 senedir falan koşuyorum. 12 sene olmuştur. 2010'dan beri falan koşuyorum hakikaten. Hmm. Ondan sonra ya ilk başta tabii böyle 2-3 sene çok şeydi. Böyle 3-4 kilometre bilmem ne. Sonra grup oldu. Yani koşu grubu kurduk. Ondan sonra daha arttı tabii şeyler. Evet, o da seni bulmamın ve davet etmenin nedenlerinden bir tanesi. Rüya'nın kurduğu bir koşu grubu var. Adı Koşu Kuvvetleri ve şu anda 10. senedesiniz sanırım. Aynen, 10. senedeyiz de 2 senedir pandemiden beri hiç koşu düzenlemedik. Ama hala kendi aramızda şey yapıyoruz yani hani buluşup koşuyoruz böyle. Tam böyle sosyal medyadan duyurmayı bıraktık artık biraz. Ha, ondan önce salı ve perşembe akşamları düzenli koşularımız vardı. Her hafta vardı. Ondan sonra şey, şimdi biraz kendi aramızda oldu o iş. Hmm, anladım. Ama pandemi izin verirse tekrar daha... Yani olabilir, birazcık da şeyle alakalı. Hani bir yarışa yazılıp böyle motive olsak belki birbirimizi şey yaparız. Şu an pek yarış... Yani var tabii maraton şey var, Antalya var Mart başı. Ama böyle motivasyon lazım birazcık onun için. Anladım. Ya evet, ben çok bireysel koştum bugüne kadar. Hiç yani bir gruba katılıp da koşmadım. Bütün yarışlarımı ki ben işte Kasım ayında ilk maratonum koştum burada tam full distance. Ama İstanbul'da açıkçası çok özeniyorum. Yani gördüm arada koşan gruplar, birisi boombox tutuyor, böyle insanlar birlikte koşuyorlar. Ve yani İstanbul bence koşmak için zor bir şehir aslında yani. Ya bayağı zor ama işte bu koşu grupları sayesinde birazcık hani şey, evet mesela kaldırımlar bilmem ne çok kötü ama grupça olunca birazcık yola çıkıyorsun falan, bir şekilde koşuyorsun. Evet, bir de daha rahat oluyor bence böyle grup halinde. Tabii yani onun şeyi ayrı, yani yalnız koşmak da çok keyifli aslında, böyle kulaklık takıp kafa dinliyorsun yani, bütün stresin gidiyor falan ama grupla da apayrı bir şey yani, o da çok eğlenceli. Ben Ekşi'de Türkiye'de sokakta koşan insan olmaması diye bir başlık gördüm. Evet, biraz eski bir başlık ama yeni entry'lerde var ve orada taciz de hep nedenlerinin bir tanesi olarak aynen yazılıyor. Ben de açıkçası işte yani Türkiye'de yalnız başıma sokakta koşarken bir ara böyle plaka listesini başlayacaktım. Çünkü yani böyle işte korna çalan, yavaşlayan, rahatsız eden arabalar o kadar çok aynen var ki. O ama yani maalesef Türkiye'de istiyorsan yürüyüş yap, istiyorsan koşun. Şeyle pek alakalı yani. Tabii ki koşunca özellikle mesela kız olarak şortla falan yazın koşuyorsan hani %100 yani %100 böyle 2-3 kişi bir laf atıyor yani yoksa. Ama hani, en azından koşuyorsun, hızlısın, onları aynen geride bırakıyorsun aynen yani. Yani gerçekten zor Türkiye'de kadın olmak. Ama bu koşu grubu kurmanın nedenlerin arasında bu var mıydı? Ya aslında pek yani onunla alakalı değildi. Biz Nike'ın bir etkinliği vardı 2012'de. Run İstanbul yarışını düzenliyorlardı. Yarıştan önce birkaç hafta üst üste böyle antrenman koşuları yapalım. İşte koşanları toplayalım. İşte hani atıyorum
diyorum Karaköy'den başlayalım antrenman olsun millete falan diye. Ondan sonra bitti böyle yarış bitti. Biz böyle orada tanıştığımız arkadaşlarım şey ne yapacağız şimdi biz alıştık her hafta koşmaya falan diye. Öyle koşu grubu kurduk. Hani onun çok şeyle alakası yoktu hani. Anladım. Ve hani öyle olunca tabii mesela o zaman 4-5 kilometre koşuyorduk. Sonra hadi bir 10 kilometre deneyelim. Hadi işte bilmem ne yarışa yazalım falan öyle öyle arttı böyle birkaç ay içinde. Mesafeler ve şey. Kaç kişi geliyordu koşullara ortalama? Ya çok değil. Yani mesela biz ilk kurduğumuzda daha ilk başlarda böyle 3-4 kişi geliyordu. Ondan sonra böyle bir iki sene geçti. Böyle moda olmaya başladı falan. O zaman böyle 20-30 kişi, 50 kişi oldu falan böyle. Aynen. Bayağı zor bir, yani şey zor, organizasyonu zor bir iş. Kesinlikle. Yani bir de artık bilmiyorum da yani böyle 50 kişi olunca böyle resmi bir şeye dönüşüyor. Ya aynen. Ya birazcık böyle şey oluyor o zaman. Pace gruplarını ayırıyorsun. Böyle işte 6 pace, 5 pace giden falan. Öyle daha kolay. Evet ben yani sonra 5 pace yapamayanlar biraz yavaşlayıp altlara katılabilirler falan. İyi, güzel. Ya ben epey zaman önce bir video çektim. Benim Alman olduğumu belli eden huyları demiştim. Ve orada işte koşuyu söylemiştim. Ve sonra insanlar bana kızdılar. Çünkü işte yok bu indirgemeci Türk'le şöyle Almanlar böyle diyemezsin falan. Tamam evet haklısınız katılıyorum ama... Bence haksızlar sanırım. Evet biraz da çünkü her ya mesela atıyorum Hollandalı olduğunda bisiklete binmen belli eder veya ne bileyim Colorado'da yaşıyorsan kayak kayarsın, buz patenci olursun. Bu çok normal bir şey. Yani Türkiye'de öyle bir gerçekten öyle bir kültür yok. Hani biz kendi tabii mesela koşucuysan koşucu insanları buluyorsun ve atıyorum koşu grubuna gidiyorsun ve etrafındaki herkes koşuyormuş gibi geliyor ama aslında yani halkta mesela sokağa çıktığında hakikaten o koşu camiası dışında pek spor yapan insan yok yani. Hani. Evet halbuki sizde işte spor ve gençlik bayramınız bile var yani. Aynen maalesef. Bu ya ben Almanya'dan istatistik de buldum. Yani insanların %25'i koşuyormuş halkın yani. Ve yani bu düzenli koşuyorum diyenler, arada koşuyorum diyenler daha da çok. Ama Türkiye ile ilgili böyle bir istatistik de bulamadım. Ya istatistik değil ama şey vardır illa. Yani mesela atıyorum bizim koşu grubuna bugüne kadar kayıt olan mesela 1000 kişi olmuştur belki hani. Hmm. Ya ama ondan da fazlası atıyorum varsın olsun 5000 kişi olsun yani. Hani kaç yüz milyonluk nüfusu var Türkiye'nin. Evet. Hani mesela tamam şeyde koşu dışında da spor yapan var ama yani öyle %25'i falan değil yani hakikaten. 10 sene içinde neler değişti siz koşu kuvvetleri başladıktan ya sonra? Ya şey değişti hakikaten. Mesela o sokakta biz ilk koşarken hakikaten çok fazla böyle bakan böyle hayret, yani en medeni yerlerde bile böyle atıyorum Bebek'te bile böyle hayretler içinde bakan vardı. Şimdi ona çok alıştı bence insanlar. Özellikle yani işte Bebek, Karaköy bilmem ne bizim böyle belli başlı rotalarımız. Zaten Caddebostan spor merkezi gibi. Hani oralarda çok alıştılar. İşte bir sürü koşu grubu oldu. İnsanlar böyle hani moda olmaya başladı. Yani şu an böyle herhalde bir 20 tane falan koşu grubu vardır ya da belki daha bile fazla. Yapan insan arttı dolayısıyla. O da güzel bir şey tabii. Hani bir tek ya koşu da değil işte mesela ben CrossFit'e gidiyordum bir ara çok düzenli. Şimdi ona da bayağıdır gitmiyorum ama ya onu bile yapan sayısı arttı yani hani son birkaç senede. Spor moda oldu yani. O güzel bir şeydi. Ya çok da güzel etkinlikler düzenliyor Türkiye'de. Ben şimdi Ekim ayında Kapadokya'daydım. Ha, oradaki evet. Ultra Trail'e baktım ve yani çok güzel bir bütün koştun dünyadan mu? Evet koştum. Yok ama ben sadece şey neydi? Yani böyle 3 kişilik ha. Yani 15K koştum. Ha, evet aynen. Süper. Ama evet yani aşırı güzel bir parkur. Bu sene de 36 koşmak istiyorum orada. Of, 36 falan başlam acayip dünya mesafesi gibi geliyor. Ama yani bunlar bence çok çok güzel gelişmeler ve yani aynen. Ama orada da yani bayağı bir yurt dışından katılan aynen, görüyoruz. Bayağı var. Yani Türkiye'deki yarışlara bayağı yabancı geliyor aslında. Hani merak edip değişik keyifli bir şey başka bir ülkede yarış koşmak. Ben koştum birkaç değişik şeyde. Nerede mesela? Değişik. Berlin'de koşmadım mesela. O bucket listlerimden. Şey, nerede koştum? Stockholm'da koştum. Ondan sonra Kopenhag'da koştum. Belgrad'da koştum. Bir iki yerde daha koştum. Sanki de şunu hatırlamıyorum. Unuttum bayağı bir 5-6 sene önce.
Evet, ama koşu baya bir alışkanlık, katılır mısın? Böyle tamamen bırakacağım bir şey değil yok, hayatında. Yok yok, asla yani. Mesela şimdi azalttım ama yani yine haftada iki kere kesinlikle koşuyorum yani. Hani öyle bıraktım diye bir şey yok. Evet, yani özellikle ama yani bu havalarda çok zorlanıyorum. Yani böyle seller gibi yağmur akıyorsa. Ya ben mesela yazın daha çok zorlanıyorum şeyden, kış koşularından. Ya erken kalkmak ama o zaman beni zorluyor. Aynen, yani 5'te falan koşman lazım. Çünkü hele İstanbul'da böyle hava 30 dereceye falan çıkıyor saat 8'de. Ölümcül oluyor. Evet. Güney'e gittim biraz tatile bu yaz ve kış ve orada da ama sokakta koşanların %80 bile belki yabancıydı. Yani, evet. Aynen. Öyle bir şey var. Peki sen şimdi 10 senedir takip ediyorsun aslında biraz Türkiye'de koşu kültürü. Önümüzdeki zamanlar için neler diliyorsun ya da neler görüyorsun? Yani tabii ki böyle daha... Ne bileyim, tabii ki daha çok yarış olsun, böyle yarışlar daha düzenli olsun. Ne isteyebilir ki bir insan hani? Bir de yani Türkiye'de hakikaten çok fazla yarış var aslında. Çok güzel, çok güzel düzenlenenler de var tabii ki. İşte bazen böyle kaos oluyor, millet şey yapıyor falan, isyan ediyor falan. Evet. Koşu yarışı bitimlerinde. Ben pandemi zamanında çok zorlanmadım da kafam da zorlandım. İstanbul'da çünkü yani sokakta maske takmak zorunda olduğu zaman şimdi ya, ben sahile inip yani maskeli koşmak gibi bir opsiyonum yok. Ben hep o zaman böyle maskeyi benim buramda taşıyordum. Şey yoktu galiba ya. Koşarken maske zorunluluğu yoktu galiba. Hmm. Ya zaten çok tehlikeli bir şey olsa aynen gerek yani koşarken nasıl... Bir de açık havada yani mikrop bir saniye yanından geçtiğim birinden nasıl hani çok saçma bir şey, bulaşacağı yok yani. Ya ben hemen geçen sene Covid olduğum zaman en çok koşmayı özlüyordum. Ya iki hafta boyunca evde otururken ve böyle internette bayağı araştırdım ne olacak yani şimdi çıksam bir tur atsam sanki falan diye. Ve o zaman Berlin'deydim ve internette şey buldum. Yani koşarken şu derin nefesler yüzünden aslında bayağı bir sıçrayabiliyormuşsun virüsü. Dolayısıyla ben o zaman yani karantinanın bitene kadar koşmamıştım hiç. Ama bu yani Covid zamanına birlikte bu sanayi koşularda geldi evet, meydana. Aynen. Onlar zaten bir ara böyle şey hani atıyorum yurt dışında koşacaksan vardı galiba bir sürü şeydi ama şu an bayağı moda oldu o da. Evet. Güzel bir şey yani o. Ben mesela New York şeyine yazılmıştım onu sonra şey yapmadım. Koşmadın mı? Yani böyle yarım maraton falandı böyle şey. Ya ben böyle en son herhalde 2017'de falan yarım maraton koştum. Hı hı. İşte en son İstanbul Maratonu'nda 15 kilometre koştum. Kasım 2021'de. Hmm. Aa, o zaman uzun... aynı saatte. Evet sen. Köprüde ama ben çok şikayetçiydim. Ama siz daha önce çıktınız 9'da herhalde. 9'da çıktık. Evet siz 15-2'ye sonra falan aynen, çıktınız. Aynen. Ama ondan önceki senelerde hep köprüde işte yok sudur, çikolatadır bilmem ne her şey satıyorlardı. Kahve vardı, çay vardı. Ama sen yürüyüşe mi katıldın önceki yok, şeylerde? Yok yok 15K ve birkaç sene 10K kategorisi de vardı. İşte ona o da bir maratoncular çıktıktan sonra zaten orada böyle herkes dağılıyordu. Önce biraz daha ciddi oluyor tabii. Anladım. Yani. Ya ben oraya işte susuz gitmiştim ve böyle biraz üzüldüm orada su alamadığıma. İzin vermediler. Bir de belki Covid'den kalabalık evet. gelmesine de izin vermemişler. Doğru. Ama bence bunu yani koşullarda çok güzel bir şekilde halledildi. Yani ben geçen sene Nisan ayında da yarım maratona katıldım ve orada yani bu herkesin duracağı yeri işaretlendiler. Şu saatleri ona göre verildi. Çok, aynen. Bayağı yani, ciddiye alıyorlar. Güzel bir şey. Evet bence de. Yani belediyenin de bazı koşullarına katıldım. Belgrad Ormanı'nda falan. Evet. Ben bayağı o konuda ben çok aynen, memnunum. Çok şey iyi çalışıyor bizim Spor İstanbul. Bayağı seviyoruz kendini. Güzel. Bunu da biraz reklamı yapmış olduk. Aynen. Yok ya reklamdan değil böyle hani tanıyorum ve mesela bir şey mesela şey yapıyorlar bizim koşu gruplarının başındakileri topluyorlar, toplantı yapıyorlar hani neyimiz eksik söyleyin koşucu olarak da biz onları tamamlayalım falan diye hani bize şey sundukları için hepimiz seviyoruz yani. Peki sen bu tişörtleri ne yapıyorsun katledin yarışlardan? Senin geri dönüşüm şeylerine vermiyorum. Hepsi duruyor evimde böyle pile halinde ya çok şey. Ya ben bazen üzülüyorum çünkü Avrupa'da bir koşuya yazdığın zaman biliyorsun ekstra para verip bir tişört satın alıyorsun yani isteğe göre. Evet evet. Burada da yani öyle bir burada şey yok. Burada vermeyince o şey oluyor böyle nasıl tişört verilmedi falan diye olay çıkıyor bazen. Evet burada yani koşmak için bir tişört sonra finish'te bir tişört daha veriyorlar ve ben böyle bu
tişörtleri ne yapacağım daha diye hayatımda üzülüyorum. Hayatımda yani bir tane o Kopenhag şeyim var. Böyle orada vermişlerdi bir tane. Onu çok seviyorum. Hep onu giyiyorum. Onun dışında hiçbir yarış tişörtümü giymiyorum. Böyle çünkü hep üstünde saçma sapan bin tane şey oluyor falan. Bence gereksiz hakikaten yani. Evet. Doğa için de kötü. Bunu burada şey yapalım. Evet, buradaki organizatörler belki düşünebilirler. Aynen. Bir de ekstra bir gelir kaynağı yani. Demek ki yani bunu böyle hatıra olarak isteyen insan verir yani. Aynen, bu tişörtü bile. Ya zaten madalya bilmem ne falan alıyoruz. Tişört ne bileyim ben. Doğru. Yani. Ama sanayi koşullarda bende böyle bir şey var. Hangisine yazılıysam hiçbirine katılmadım yani. Biraz şey. Tamam yani aslında benim sana soracaklarım bu kadardı. Senin eklemek istediğin bir şey başka var mı? Başka pek bir şey yok. Herkes koşsun hani. Herkes spor yapsın. Bilmiyorum. Evet. Yani pek bir şey yok. Umarım çok yakında yani pandemi izin verirse ben de sizi katılırım aynen bir akşam. Bir şey de grup olmasa bile hani beraber koşalım. Zaten buraya taşınıyormuşsun. Evet. Evet. Güzel olur. Bunun announcement oldu. Aynen. O zaman sizi ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de spor alışkanlıklarınızı merak ederim ve yorumlara beklerim. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları. Ağzına sağlık, geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi.